Aslında hamsi Karadeniz kökenli bir tür de değil. Birçok insan bunu da bilmiyor. Hamsi bütün dünya denizlerinde familya olarak var olan ama Karadeniz'deki tür aslında Akdeniz kökenli bir tür. Karadeniz'e niye geçiyor? Karadeniz besin açısından zengin bir deniz. Zooplankton birincil tüketicidir. Zooplankton da hamsi yiyor. Dolayısıyla zooplankton neredeyse, yani çok aslında Karadeniz hamsi çok karmaşık değildir. Zooplankton neredeyse hamsi oradadır. Çok basit Yani yani. besini neredeyse Aynen hamsi de öyle. oradadır. Aynen öyle. Yani eğer bizim kıyılarımızda besin olsa hamsi bizim kıyılarda da olurdu. Besini bizim kıyılarda olmadığı için hamsi de Peki başka bize alanlara niye gidiyor. özgü? Bu biliyorsunuz Karadeniz'de çok sayıda bu nehirlerin üzerine çok sayıda hidroelektrik santralleri yapıldı. Tabii hidroelektrik eskiden denizlere bereket taşıyan nehirler şimdi denize sedimentasyon dediğimiz tortu taşıyorlar. Bu tortu da zaten hiçbir yerde ekosistemler için iyi bir şey değil. Tabii bunlarda hidroelektrik santrallerinin payı çok büyük. Ancak küresel ısınmanın da çok fazla etkisi var. Bu yıla özgü diyorum yani. Bu yıla özgü biliyorsunuz şu anda Ankara'da da öyle. Havalar sıcak, bütün ülkede sıcak. Yaz geldi, bahar geldi diyoruz. Karadeniz'de de sular sıcak. Zooplankton sıcağa duyarlı bir türdür ve genelde soğuk su tabakasında bulunur. Soğuk su tabakası neredeyse hamsi de oraya gidiyor. Dolayısıyla hani bu ısınmanın devam ediyor olması da yine hamsinin kıyılarımıza gelmemesinde oldukça önemli bir etken. Bir de Karadeniz'i biliyorsanız bütün yaşam alanları kıyıya yerleşmiş. Yani kıyıda sıkışmış bir yaşamlar topluluğu var. Evsel atıklar, endüstriyel atıklar, bütün her şey denize bırakılıyor. Bu da tabii besin zincirini etkilen önemli bir faktör. Türkiye'de tüketilen balığın %73'ünü hamsi oluşturuyor. Bakın bu çok önemli bir orandır. Yani dolayısıyla hamsi bir kenara atılamayacak kadar büyük bir değerdir. Ve işte şu kelimelerde tabii bilimsel bir dayanağı yoktur. İşte hamsi bize küstü gitti. Ya hamsinin küsmesi diye bir şey yoktur. Yani sonuçta hamsi nerede besin bulursa oraya gelir. Şu anda mesela Gürcistan açıklarındaki suları tercih ediyor. Oraları daha nehirler daha akıyor. Oralara daha fazla besin taşıyor. Daha soğuktur. Oraları tercih ediyor. Eğer biz de kıyılarımızda arıtma tesisleri koyup da kirliliği azaltırsak ve hamsinin yaşam alanına besin sağlarsak hamsi Türkiye kıyılarında da olur. Ama ısı konusunda küresel ısınmanın yarattığı etki konusunda insanoğlunun yapabileceği hiçbir şey yoktur. Hamsinin doğal ortamında görüntülenmesi çok zor bir olay. Çünkü hamsiyi görebilmek mümkün değil. Yani ve biz de arkadaşlarımla ekip olarak gittik. Rize'nin Pazar ilçesinin oradan 30 mil açığına çıktık yani öyle söyleyeyim. Ve orada bir balıkçı gemi teknesiyle buluştuk. Avcılık yapan tekneyle buluştuk. Ve derinlik yaklaşık 1200-1300-1500 metre aralığında olan bir yerde. Düşünün şeyin içine girdik. O ağın içine girdik. Ağın dışında çekimler yaptık. Yaklaşık olarak bir haftalık bir sürede hamsinin yaşam döngüsünü çekmeye çalıştık. Yani aslında eklemek istediğim şu, biz doğaya ne kadar saygılı olursak doğadan da o kadar çok faydalanırız. Doğayı, insanoğlunun doğayı sürekli sömürüyor olması çok doğru bir şey değil. Sürdürülebilir yaşam kavramını ülkemizin insanının bilinç düzeyine oturtmamız gerekiyor. Toplam 15 dakikamız var. 15 dakika içinde eğer ağdan çıkamazsan ağ kapanacak ve sen içinde kalacaksın. Ve hoca diyor ki ben seni